Merhabalar. Sizlere seslendiğim nokta Hazreti Mevlana'nın aşçısı olan Mevlevi tarikatının güllerinden, büyük Allah dostu, büyük evliyadan Ateşbaz Veli Hazretleri. Konya'nın merkezin yakınlarında bulunan türbesi bizzat Hazreti Mevlana tarafından yaptırılmıştır. Ve kendisi büyük eğitimin gerçekleştiği mutfak bölümünün baş sorumlusudur. Kerametleriyle de çokça anılan mübarek, özellikle bir gün odun kalmadığında Hazreti Mevlana'nın huzuruna gidip odunun bittiğini ve artık yemeğin yapılamayacağını belirttiğinde Hazreti Mevlana da o zaman ayaklarını ocağın altına koyup pişirirsin dediğinde kendisi de gerçekten emir telakki ederek bu sözü ve ayaklarını koyup ayaklarından ateş çıkarak yemeği pişirmiştir. Ve bunun üzerine Hazreti Mevlana'nın karşısında edeben utandığından dolayı ayaklarını birbirine doğru saklayarak baş parmaklarını o şekilde yemeğin piştiğini haber etmiştir. Böyle büyük kerametleri bulunan bu mübarek zat belki yüzlerce, belki binlerce dervişin yetişmesine sebep olmuştur. Allah şefaatine nail eylesin. Türbesi çok güzel, çok huzur verici. Gerçekten buraya geçtiğimizde böyle güzel de bir koku kaplıyor. Ateşbaz kelimesi ateşle oynayan anlamında. İşte bu kerametinden dolayı kendisine veriliyor. Bahçenin etrafında çok güzel gül ağaçları bulunmakta. Ve en önemli İslami sözlerden edeple gelen lütufla gider kelimesi de cümlesi de burada yazmakta. Burada aynı zamanda şöyle küçük bir pencere bulunmakta. Buradan da Ateşbaz Veli Hazretlerine selam verilip orada da yine Allah-u Teala'ya dua ediliyor. Şöyle biraz etrafı göstereyim sizlere. Ateşbaz Veli Hazretleri, Hazreti Mevlana'nın sırdaşlarından, Hazreti Mevlana'nın güllerinden, Mevlevi tarikatının mübarek simasının olduğu yerde Hazreti Peygamber'i hatırlatan beyaz güller, kırmızı güller ve pembe güllerle sallallahu aleyhi ve sellem çevrilmiş durumda. Bu huzur dolu mekana gelmek isterseniz Konya'ya, Şems Hazretleri, Hazreti Mevlana, Saadettin Konyevi Hazretlerinin mekanı olan diyara ve bir de tabii ki Ateşbaz Veli Hazretlerini unutmadan onu da ziyaret ederek turunuzu ve ziyaretlerinizi bitirebilirsiniz. Allah şefaatine nail eylesin mübarek aşçının. Dünya üzerindeki bilinen belki de ender aşçı türbelerinden birinden sizlere seslendim.